Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Diyarı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi çok güzel, çok şık bir model anlatımı yapacağım. İp olarak şöyle kar topu, bebeği yünü kullanacağım. Farklı iplerle de yapabilirsiniz. Ben farklı iplerle de yaptım. Göstereceğim video sonunda sizlere. Tığ olarak da şu şekilde 3 milim tığ kullanacağım. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet, beyaz ipimle başlayacağım arkadaşlar. Şöyle bir kilit zinciri çektim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. En baştaki zincirimin içine tığımı geçiriyorum. Şu şekilde kaydırma yöntemiyle kapattım ve halkamı oluşturdum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığım ipimi alıyorum. Halkamın içinden tığımı geçiriyorum. İkili bir trabzan yaptım. Tekrar tığım ipimi aldım. Bir trabzan daha. Bu şekilde yan yana 4 tane ikili trabzan yapacağım. Zincirimle birlikte 5 oluyor arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tekrar tığım ipimi alıyorum. Halkamın içinden tığımı geçirdim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrardan 5 tane ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3 tane zincir çektim arada. Yine 5 tane ikili trabzanımı yapacağım. Bu şekilde 5, 5, 5, 5 olarak toplamda 20 trabzanım olacak. Şimdi hemen ben bu kısmı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın 5, 5, 5, 5 olarak bu şekilde şöyle 4 köşem olacak. Üçer zincir çektim aralarda. Burada bir tane zincir çektim. Tığım ipimi alıyorum. Şu en baştaki zincirlerimin 3 zincir çekmiştim. En tepesinden tığımı geçirdim. Bakın şöyle buraya ikili trabzan yapıyorum. İpimi köşemin ortasına almış oldum burada. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığım ipimi alıyorum. Bakın şuradan yaptığım ikili trabzanın üzerine şöyle bir tane ikili trabzan yaptım yine. Tığım ipimi aldım. Şuradaki zincirimin tepe noktasından tığımı geçirdim. Buraya bir ikili trabzan. Tekrar tığım ipimi aldım. Hemen ikinci trabzanımın üzerine. Bakın şöyle. Yine ikili bir trabzan yaptım. Ortada bir zincir çektim. Tığım ipimi alıyorum. Burada bir tane atlıyorum. İkinci trabzanımın tepesinden. İkili trabzan, bir yanındaki trabzanıma yine trabzanımı yaptım arkadaşlar. Tığım ipimi alıyorum, köşeme geldim. Köşede bir, iki tane ikili trabzan yapıyorum. Ortada üç zincir. Tekrar tığım ipimi aldım. Yine iki tane köşemin içine ikili trabzan. Tığım ipimi alıyorum. Bir yanındaki trabzanın tepesinden bir trabzan. Hemen yanına bir trabzan daha. Yani toplamda 1, 2, 3, 4 tane ikili trabzanım oldu. Bir zincir çekiyorum. Tığım ipimi alıyorum. Yine ortada bir atlıyorum. Bir sonraki trabzanımın tepesine. 1. Hemen yanındaki trabzanıma 2. Ve köşeye 2 tane trabzan. Yani toplamda 4'er trabzan yaparak ilerleyeceğim arkadaşlar. Şurada ortada bir zincir çekiyorum. Köşeme geldiğim zaman yine 3 zincir çekerek bu şekilde bütün motifimin etrafını tamamlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın sıramı tamamladım. Yine köşeme geldim, başladığım noktaya. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Tığım ipimi alıyorum. Yine şu başlangıçtaki zincirlerimden tığımı geçiriyorum.
Bakın şu şekilde buraya yine ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığım ipimi aldım ve yine köşeme ikili bir trabzan yaptım. Tekrar tığım ipimi alıyorum. Hemen şuradaki zincirimin üzerine tığım ipimi alıyorum. Bir yanındaki trabzana. Bakın bu şekilde zincirimle birlikte 4 tane trabzanım oldu. Bir zincir çektim. Tığım ipimi aldım. Burada bir tane atlıyorum. Şu ortadaki trabzanımın hemen yanına bir trabzan. Bir zincir çektim. Tığım ipimi alıyorum. Şurada bir zincirlik kısmı atladım. Hemen karşıdaki trabzanımın üzerine bir trabzan daha. Tekrar bir zincir, tığım ipimi aldım, bir atladım. Bir yanındakine iki tane trabzanımı yaptım. Şimdi iki tane de köşemin içine trabzan yapıyorum. Bir, iki. Bakın bu şekilde sıramı tamamladım. Köşede yine 3 zincir, tığım ipimi alıyorum. 1, 2 tane trabzanımı yaptım. Tığım ipimi aldım. Hemen yanındaki trabzanın üzerine bir trabzan daha ve hemen onun yanına bir trabzan daha. Yine 4 tane trabzanımı yaptım. Burada 4'er trabzanım hiçbir zaman değişmiyor arkadaşlar. Bir atladım ikinciye. Bir zincir, tığım ipimi alıyorum. Yine buradaki boşluğumu atlıyorum. Trabzanımın tepesinden trabzanımı yaptım. Tekrar bir zincir, bir atlıyorum ikinciye. Köşeme geldim ve yine iki tane trabzanımı aynı şekilde yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Bakın şu şekilde şuradaki bu kutucuğum her sırada birer tane artarak ilerleyecek. Şimdi ben sıra sonuna kadar bu kısmı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın sıramı tamamladım. Yine köşeme geldim. Burada bir zincir çektim. Tığım ipimi alıyorum. Şu baştaki zincirlerimin tepesinden tığımı geçirdim. Ve yine buraya ikili trabzanımı yaptım. Bakın şu şekilde. Şimdi 1, 2, 3 zincir, tığım ipimi aldım. Yine buraya zincirimle birlikte 2 trabzan yapmış oldum. Bir yanındaki trabzanımın tepesinden 3 ve hemen bir yanındaki trabzanımdan yine 4 tane, bakın, trabzanımı yaptım. Şimdi bir zincir, tığım ipimi alıyorum, bir atlıyorum. Hemen yanındakine ikili trabzan. Bir zincir, tekrar tığım ipimi aldım. Bir yanındaki trabzanı arkadaşlar. Boşluklarımı her zaman atlayacağım. Bir zincir, tekrar trabzanımın tepesinden ve yine bir zincir, trabzanımın tepesine. Bir zincir, tekrar bir atlıyorum. Son iki trabzanım kalıyor. Onları da düz olarak örüyorum. 2, köşeme geldim. 3 ve 4. Bakın bu şekilde burada bir boşluğum vardı. 1, 2, 3 boşluğum oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Her sırada ikişer tane boşluk artarak ilerledi. 3 tane zincir çektim yine köşemde. Tığım ipimi alıyorum. Yine aynı şekilde köşeye 2 tane trabzan. Tığım ipimi aldım. Bakın hemen yanındaki trabzana 3. trabzanım ve bir yanına geçip 4. trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çektim. Tığım ipimi aldım. Altta bir tane atladım. Bir zincir, ortada trabzanımın tepesi. Bir zincir, hemen yandaki trabzanımın tepesi. Bir zincir, yine buradaki 4 trabzanın ilkine
Trabzan yaptım. Bir zincir, bir atlıyorum. Son iki trabzanımı örüyorum. Tığımı ipimi aldım. Köşeme geldim. Yine iki tane köşeme trabzanımı yaptım. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Bakın bu şekilde sıramı aynı şekilde ilerleteceğim. Köşeye geleceğim. Bundan sonra renkli ipimle devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi hemen bu kısmı da tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın bütün sıralarımı tamamladım. Şimdi burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. Ve yine şurada başlangıçtaki zincirimin tepesinden tığımı geçiriyorum. Kaydırma yöntemiyle şu şekilde kapattım. Bir zincir çekiyorum. Bu ipimi kesmeyeceğim arkadaşlar. Şimdi yeşil ipimi alacağım. Evet, yeşil ipimi aldım. Şöyle bakın, köşe noktamdan tığımı geçiriyorum. Şöyle ipimin ucunu şu tarafa alıyorum. İpimi buraya sabitledim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımı ipimi alıyorum. Köşemin içine ikili bir trabzan yaptım. Tekrar tığımı ipimi aldım. Bir yanındaki yine boşluğumun içine 2 tane ikili trabzan yaptım arkadaşlar. Tığımı ipimi aldım. Bakın ipimin ucunu da şu arada gizliyorum. Hemen yanındaki trabzanımın tepesine şu şekilde ikili trabzanımı yaptım. Tığımı ipimi aldım. Bir yanındaki trabzan. Tekrar tığımı ipimi alıyorum. Buradaki trabzanlarımı hiç atlamadan yaparak ilerleyeceğim arkadaşlar. Bakın şu son trabzanımın olduğu kısma şu şekilde iki tane trabzan yapıyorum buraya. 1, 2. Şuradaki ipimin fazlalığını kesiyorum. Şöyle. Şimdi burada 1, 2 tane zincir çekiyorum. Tığımı ipimi alıyorum. Bakın şuradaki boşluğumun içinden tığımı geçirdim. İpimi uzatıyorum biraz. Tekrar tığımı ipimi aldım. 2. Tekrar tığımı ipimi aldım. Bakın şu şekilde 3 tane dolgulu fıstık yapacağım. Ama kapatmıyorum arkadaşlar. Tekrar tığımı ipimi alıyorum. Hemen bir yandaki boşluğun altına. Şuradan tığımı geçirdim. Ve ipimi üstteki iplerimin boyuna uzatıyorum. Tekrar tığımı ipimi alıyorum. 2. Ve tekrar tığımı ipimi aldım. Yine buraya da 3 dolgulu uzun bir fıstık yapacağım. Kapatmıyorum arkadaşlar. Hepsini birlikte kapatacağım. Tığımı ipimi aldım. Bir yanındakinin 1, 2, 3.'ye yani şu alttan ilk boşluğumuzun içinden tığımı geçirdim. Ve ipimi uzattım. Bakın şu şekilde. 1, 2, tekrar tığımı ipimi aldım. Ve 3. Yine 3 defa bu şekilde 3 boy fıstığım oldu. Tekrar tığımı ipimi alıyorum. Şimdi yine bunların karşılığını yapacağım. Buraya ve buraya arkadaşlar. Hemen yandaki alttaki boşluğumdan 1, 2 ve 3. Bakın bu şekilde tekrar tığımı ipimi aldım. Ve en son üstteki tek bir boşluğum kaldı. Yine buradan da 2, 3 tane ilmeğimi topladım. Bakın şu şekilde bütün ilmeklerimi tığıma topladım arkadaşlar. Şimdi şuradan ipimi tutuyorum. Tığıma ipimi aldım. Hepsinin içinden geçiyorum. Bakın şöyle en son ilmeğimin de içinden geçtim. Şu şekilde bir görüntüm oluşacak. Şurada ipimi tutmuştum. Tığımı buradan geçiriyorum. İpimi aldım. Ve kapattım bu şekilde. Burada 1, 2 zincir çektim. Tığımı ipimi aldım. İlk trabzanımın tepesinden ikili trabzan.
Tığım ipimi alıyorum. Aynı trabzanın dibine. Bakın buraya iki trabzan yapıyorum arkadaşlar. Modelimin sağına ve soluna ikişer trabzan yapıyorum. Tığım ipimi alıyorum. Bir yanındaki trabzan. İpimi aldım. Bir yanındaki trabzan. Ve tekrar ipimi alıyorum. Bu şekilde 5 tane trabzanım olacak. Köşeme geldim. Yine tığım ipimi aldım. Yeşil renkte 3 tane köşede trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde 3 tane trabzanımı yaptım. 1, 2 tane zincir çektim. Tığım ipimi aldım. Yine köşe boşluğuma 1, 2 ve 3. Bakın şu şekilde 3 trabzan yaptım. Sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi buradaki beyaz ipim aynı şekilde kalacak. Son kontür sıramı beyazla yapacağım. Tığım ipimi alıyorum. Bakın şuradaki ilk trabzanlarım zincirden oluşuyordu. Hemen onların tepesine bir trabzan. İkinci trabzanımı ikincinin üzerine 3 4 5.'yi yine aynı yere 2 kez. Bu şekilde. Şimdi 1 2 zincir tığım ipimi aldım. Burada yine modelimi kuracağım. İlk boşluğuma 3 tane ilmeğimi uzatıyorum arkadaşlar. 1 2 3. Bakın bu şekilde tığım ipimi alıyorum. Bir yandaki boşluğumun altına, ikinci sıraya uzun trabzan. Pardon, uzun fıstık yapacağım arkadaşlar. 1 2 3. Tığım ipimi aldım. 1 2 3. boşluğu. 1 2 ve 3. Bakın yine 3 tane bu şekilde ipimi topladım. Tığım ipimi alıyorum. Bir yandaki boşluğumun ikinci sırasından 2 3 ve hemen tığım ipimi alıyorum. En son üstteki boşluğumdan 1 2 3. Bu fıstık dolgularınızın sayısını değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Daha dolgun istiyorsanız 4 kez alabilirsiniz ya da daha zayıf olsun görüntüsü istiyorsanız 2 dolgu da yapabilirsiniz. O şekilde de gayet şık görünüyor. Şimdi bakın burayı bir kez daha göstereyim. Şurada ipimi tutuyorum. Tığım ipimi aldım. Hepsinin içinden tek seferde geçtim. Şu son ilmeğimi de unutmuyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde hepsinin içinden geçtim. Şimdi burada bu ipimi tutmuştum. Oradan tığımı geçirdim. İpimi aldım ve tekrar ipimi alarak şu şekilde kapatıyorum. Burada 1 2 zincir çekiyorum. Tığım ipimi alıp ilk trabzanın tepesine yine 2 tane trabzan yapıyorum. Bakın şu şekilde bir yanındakine 3, bir yanındaki 4 ve sonuncuya 5 tane bu şekilde trabzanımı yaptım. Köşeme yine 3 tane trabzan. Sadece yeşil rengimde 3 trabzan yapıyorum arkadaşlar. Ortada da 2 zincir çekiyorum. Tekrar tığım ipimi aldım. 1 2 yine 3 tane trabzan yaptım. Bakın köşemi tamamladım. Şöyle bir modelimi göstermek istiyorum. Şimdi en son sırada şu çekmeler düzelecek beyaz sıramla. Şimdi ben hemen bu kısmı da tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın sıramı tamamladım. Şimdi köşemdeki yine 3 tane trabzanımı yapıyorum. Burada 1 2 zincir çekiyorum. Şuradaki zincirlerimin tepesinden yine
tığımı geçiriyorum. İpimi aldım. Kaydırma yöntemiyle şu şekilde kapattım. Bir zincir çekiyorum. Yeşil ipimle işim bitti. İpimi burada kestim arkadaşlar. Bakın şöyle şu şekilde tamamladım. Şimdi beyaz ipimi burada bırakmıştım, koparmamıştım. İpimin olduğu yerden şu şekilde tığımı geçirdim trabzanımın tepesinden. İpimi öne alıyorum. Şöyle ipimi aldım. Burada bir tane zincir çekiyorum. Ve hemen yanındaki trabzanın tepesinden bir sık iğne. Bir yanındakine sık iğne. Bu sıramı sık iğne ile tamamlıyorum arkadaşlar. Her bir trabzanıma birer tane sık iğne yapıyorum. Şurada iki zincirim vardı. Bir, iki. Yine iki tane sık iğne yaptım. Bir, iki tane ortası, modelimin ortasına. Sonra yandaki zincirlerime yine iki tane sık iğne yaptım. Şimdi burada her bir trabzanıma yine bir tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Köşeye geldim. Köşemde 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. Hemen yanındaki trabzana geçtim. 1, yine her bir trabzanıma bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Bakın yine burada zincirlerime ikişer tane, modelimin ortasına ikişer tane sık iğne yapıyorum. Ve yine trabzanlarımın üzerine birer tane köşemde 3 tane sık iğne bu şekilde ilerleteceğim arkadaşlar. Şimdi hemen son sıramı da tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın motifimi tamamladım. Bu şekilde şöyle öncesinde koton iplikle yapmıştım. Şu şekilde yeşil ve pembe olarak. Bunda da gayet güzel durdu. Çok güzel bebek battaniyesi yapabilirsiniz bu modelde. Yatak örtüsü yapabilirsiniz. Hırka yapımında kullanabilirsiniz. Kırlent olarak çok şık durur. Yine uygun gördüğünüz yerlerde uygulayabilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.